Sayın seyirciler, muhtarlık seçimi mahalleliği ikiye böldü. Aynı kahveye oturmayan mahalleli, aynı imamın arkasında namaza bile durmuyor. Anlatın, bu oyunu niye oynadınız? Yeşil Vadi için. Bunlar sahtekar paşam. Yeşil Vadi'yi bize vermeniz lazım. Leyla Hanım'ı da. Siz kim oluyorsunuz? Olsun paşam, vadide Leyla'da bizim hakkımız. Hayır, bizim. Yeter artık. Yürüyün Seferoğulları. Yürüyün Telloğulları. Telloğulları. Yürüyelim de nereye? Tosun Paşa filmi gerçek oldu. Bir taraf Seferoğulları, bir taraf Telloğulları. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi aynı. Durun Telloğulları, durun Seferoğulları, yapmayın ne olur. Burası İzmir'in Torbalı ilçesi. Karakızlar Mahallesi'nde yaşayanlar muhtarlık seçimi sonrası ikiye bölündü. Taraflar arasında Fenerbahçe-Galatasaray maçı o kadar zevkli olmaz aslında. Yani zevkini tadabilen, çıkartabilen o 90 dakikalık maç gibi o günü görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir gün olur o gün. O gün bugündür iki taraf adeta düşman. Bir taraf kaybedince kaybeden taraflar diğer taraflara başlıyor düşman gözüyle bakmaya. Belli bir süreç ayrılıyorlar. Camiye gelmez, kahveye gelmez. Efendime söyleyeyim, yolda sokakta gördüğü zaman kafasını çevirir böyle. Döner, selam vermez. Selam verir, selamını almaz. Sanki kanlı kinli bir düşman oluyorlar. Hatta aynı imamın arkasında namaza bile durmuyorlar. Bu köyde bu var yani. Ben bildi bileli var yani. Devam ediyor. Yani ben bilmiyorum, zannetmiyorum bunun gideceğine, kalkacağına. Devam eder bu. Kimine göre bu çekişme muhtarlık seçimi öncesine dayanıyor. Namaz kıldırıyor diye diğer gruptan mesela onun arkasında namaz kılmıyorlar. Gelmiyorlar, gidiyorlar başka köylere namaz kılmaya. Herkesin tek istediği bir an önce bu dargınlığın bitmesi. Kavga olmasın tabii canım. Her şey güzellikle, tatlılıkla. Her iki tarafında ortak olarak fikirlerinin de birleştiği bir muhtar adayı çıkartıp bu çekişmeleri de ortadan kaldırmak istiyoruz artık.